Bizim misin Kenan aynı? Çocuklar neden acı çekiyor? Çocuklar acı çekmesi imtihan kalkar. Bir yaşındaki çocuk mesela yanarak yok oluyor, şehit oluyor. Mesela masum 3 yaşında bir çocuk dağdan düşüp şehit oluyor. Eğer bu olmazsa imtihan kalkar. Yani her şey zayi olur. Ayrıca acı denilen şey Allah da acıyı biliyor. Aynı bizim çektiğimiz acıyı Allah da çeker, yaşar. Ama Allah etkilenmiyor. Niye insan etkileniyor? Çünkü bir şey kaybedeceğini düşündüğü için. Allah birebir aynı o hissi yaşıyor ve biliyor. Her insandakini yaşar. Ama Allah hiç etki etmiyor. Niye insan? Çünkü kaybedeceği bir şey olduğuna inandığı için. Mesela dizi ağrıdığında dizinin kuvvetleneceğini, güçleneceğini bilse, ömrü boyunca dizi ağrısa bayağı mutlu olur insan. Mesela başı ağrıdığında beyninin gelişeceğine inansa, bayağı ister baş ağrısını. Başına bir şey olacağını düşündüğü için rahatsız oluyor ağrıdan. Yani o inanç ve telkinden elde edilen bir şeydir. Ayrıca insanların hiçbiri dayanılmaz bir acı çekmezler. Yani insan dayanamayacağı hiçbir acı olmaz. Bak ben 63 yaşındayım, ben öyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Yani sıkıntılarına karşılaştık ama yani öyle bir olay yok. Hiç olmaz. Hiçbir insanda öyle bir şey olmaz. Şehit olan çocuk da zaten saatler öncesinden alınır. Yani birçok şehit saatler öncesinden alınır. Bazen de o anda alınır. Haberi bilmiyor. Mesela çatışmaya gidiyor asker. Arabada gidiyor, daha hala gidiyor. O arabadan indiğini falan bilmez. Yani vurulduğunu da bilmez. O arabada gider, başka bir yere gider. Bir mekana geçer. Allah mantık oynaması meydana getirdiği için, yani boyut ve mantık oynamaları olduğu için çok makul görüyor. Biz mesela rüyamızda akıl almaz, ipsiz sapsız olaylarla karşılaşıyoruz. Ya gözlerimize inanamıyoruz uyandığımızda. Mesela hatta kısa süre uyuyor insan. Kalktığında insan şok oluyor oradaki mantığa, hayret ediyor. Daha önce ne kadar makul geliyor ama bu boyutta bize ne kadar anormal geliyor. Şehitlik de mantık oynamasıyla oluyor. Yani mantık tamamen değişir. Yani akıl, yorum ve geçmiş bilgisi değişir. Mesela bizi Allah şu an geçmişimizde şu anda yaratabilir. Yaratabilir derken yaratıyor. Her an yaratıyor. Her an bizi geçmişimizden yaratıyor. Her an geçmiş veriyor bize. Ve o geçmişe biz inanıyoruz. Yani kafamız o bilgiyi veriyor. Mesela sabah kalktığımızda biz her gün ölürüz. Yani normal ölüyoruz. Sabah kalktığımızda geçmiş bilgisiyle, geçmiş bilgisi yeniden veriliyor, bir daha diriliyoruz. Her gün dirildiği halde insan gayet bunu normal karşılıyor. Halbuki yani ölüp dirilmek çok büyük bir olay. Şimdi Allah sonsuz yaşatacağı için, bir de Allah'ın ruhunu yaşadığımız için öyle hafif bir imtihandan sonsuz yaşam olmaz. Ya bak sonsuz yaşayacak yani. Allah'ın ruhunu taşıyan bir varlık sonsuz yaşayacak. Çok mükemmel imtihan edilmesi lazım. Yani çok iyi imtihandan geçmesi gerekiyor. Çok iyi eğitilmesi lazım. Yani mesela benim 10 yıl öncemden şu an aynı değil. Ben sürekli eğitiliyorum. Sizin mesela 5 yıl önceki hayatınızdan şu anki hayatınız aynı değil. Ciddi şekilde değişiyor. Mesela beni Allah vesile ediyor. Toplumun değişmesine, insanların değişmesine beni vesile ediyor. Görülüyor bu. Yani tepmez, devrilmez, yıkılmaz bir sistem olarak devam ediyor. Allah'a çok şükür.